Şimdi bugün size bir şey göstereceğim. İnternette, YouTube'da bir kanal var. Uğur Kulaç Yalan İfşası diye bir kanal. Daha doğrusu bu kanalı biz kim kurduğuyla ilgili biraz ihtilafta kalmıştık. 2 haftadır paylaştığımız bu içeriklerle, bu yalan söyleyen firmalar meselesiyle alakalı bir şeyleri gündeme getirdiğimiz andan itibaren bu YouTube'daki kanalın kimin kurduğu konusunda netleştik. Bu kanal bizim Bilo'ya ait, Bülent'e ait, Avrupa Dedektör Bülent'e ait. Artık bunda netiz. Neden netiz? Çünkü biz bu konuyu gündeme getirdiğimiz an burada bir yorum yazıldı. Kanalın sahibi olan kişi yakında yeni yalan ifşa videoları gelecek diye buraya bir yorum yazdı. Ne zaman? Biz Bülent'e ve Aziz'e yüklenmeye başladığımız zaman. Demek ki bu kanalın sahibi Bülent. Yakında yeni videolar gelecek diyor arkadaş. Şimdi ben size kanalı göstereyim. Hemen şöyle durdurayım. Dur lan. Heh. Azim Derlin diye bir kanal bu. Burada yorumlar da var. Bunun altına bir sürü adam yorum yazmış. Tabii biz bu yorumlara cevap verdik. Bizim cevaplarımızı silmişler arkadaşlar. Yani cevap vermemize bile tahammül edememişler. Buradaki cevapları silmişler. Ben buraya yorum da yazdım çünkü. Hepsini tek tek cevaplamıştım bu yorum yapanların. Bu kanala şimdi yeni videolar atacakmış bu adam. Burada bir tane video var. Yani sadece bizim için yapıldığı belli. Bu kanalın sadece bizim için kurulduğu belli. Buradaki videonun sadece bizi kötülemek amaçlı atıldığı belli. Onu söyleyeyim size. Buradaki video bizim arazide çekmece işte testi diyorsunuz ya siz, çekmece testi. Onunla alakalı bir videomuz. Şu anda hala daha bizim kanalımızda duruyor bu video. Bu adam bunu almış ve burada kendisi bazı yazılar da ekleyerek yorumlamaya çalışmış, bizi kötülemeye uğraşmış. Şimdi burada neler yapıldı ben size onu tek tek anlatayım. Diyor ki dikkat, şu anda izleyeceğiniz videoda anlatılanlar ve görselde hiçbir oynama yapılmadan yayınlanmıştır. Videonun orijinal hali üreticinin kendi YouTube kanalında bulunmaktadır. Uyarılarımıza dikkat almak tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Videoda söylenen yanlışları fark etmeniz ve ifşa etmemiz boynumuzun borcudur. Takdir sizindir. Video böyle başlıyor. Bu video çekilirken bu adam Bülent oradaydı arkadaşlar. Yani o çukurun başındaydı. Bülent dediğimiz adam, Avrupa Dedektör'ün şimdiki sahibi, bizim yanımızda uzun süre çalışmış, benim tarafımdan yetiştirilmiş, ona meslek öğretilmiş bir adam. Buraya kısa donla, kısa şortla gelip, buradan eviyle, arabasıyla, karısıyla, çocuğuyla ve iş yeriyle giden bir adam. Ya şöyle düşünün, 6 yıl gibi bir zamanda bir iş yerinde çalışacaksınız. 6 yıl gibi bir zamanda evinizi, arabanızı, evleneceksiniz ve kendinize yeni bir iş yeri açacak parayı da alacaksınız, cebinize gideceksiniz. Yani 6 yılda bunu yapmak mümkün değil. Mümkün değil. Ama ben burada yokken Aziz ile Bülent çok güzel bir kumpas kurmuşlar Uğur Elektronik'e. Zaten Bülent Aziz'in neler yaptığıyla alakalı buradaki 2 haftalık tartışmaların tamamında bulundu. Yani kendisi zaten bunu gündeme getirdi. Biraz da o ifşa etti. Ortaya çıkarttı. Aslında beni durdurdu Bülent. Yani normalde benim Aziz'e bunların hesabını sormam 2015'in yazında olması gerekiyordu. Bülent beni durdurdu. 2016'nın Mayıs'ında biz bu hesabı sorduk. Neredeyse 8-10 ay geç oldu bu iş. Tabii bunun neden olduğunu sonra öğrendik. Meğersem Bülent çok güzel bir prim alıyormuş buradan. Yani o dönemlerde 2015'lerde, 2016'larda, 2014'lerde Bülent'in buradan aldığı prim aylık 10.000, 15.000, 20.000 lira civarındaymış. Ve firmanın kazancından da yüksek bir prim almış. Bunu Aziz'le beraber kendisi organize etmişler. Güzel bir şekilde firmanın içini boşaltmışlar. Allah razı olsun onlardan. Tabii biz geldikten sonra Bülentciğim bizi çok seviyordu ya o zamanlar. Biz onun abisiydik, hocasıydık. Babasının yerine koyduğu adamdık. Bize şunu demedi. Abi ben buradan 20 bin lira prim alıyorum. Ya şu primi bir kaldıralım. Ben sizi çok seviyorum. Firmayı çok seviyorum. Ben bu firma sayesinde evimi aldım, arabamı aldım. Evlendim, düğünümü yaptım. Gelin şu primi kaldıralım. Bana maaş verin. Firma düze çıktıktan sonra tekrar prime geçeriz demedi. Biz aldıktan sonra da bir müddet primle devam etti. Artık bir zaman sonra dedi ki kardeşim yani firma iyice sıkıntıya giriyor. Bir de 15 Temmuz'u yaşadık biz o arada. 15 Temmuz'dan sonra biliyorsun insanlar 3 ay evlerine girmedi. Satışlar neredeyse durdu, bitti yani. Bülent'ciğim maaşa geçirdik biz tabii bunları. Bülent'i de maaşa geçirdik. Bülent bize şu ifadeyi kullandı. Siz dedi primi kaldırırsanız artık burada kimse satış yapmaz. Oğlum sen satış yapıyorsun zaten burada. Demek ki sen hainlik yapacaksın bize. Senin amacın para kazanmakmış. Yani Uğur Elektronik, Uğur Kulaç senin çok da umurunda değilmiş. Ha ondan sonra Bülent'te kalp çıktı, hastalandı. Buraya işte gelmemeye başladı. Öğlen geliyor, 3'te gidiyor falan filan derken Bülent sonra buralardan dükkanlar aradı. Dedim olmaz, Üsküdar'da yapamazsın. İlla gideceksen, ben gideceğim diyor çünkü. Gideceksen bizden uzak bir yere git. Üsküdar bizim bölgemiz kardeşim. Velhasıl bir sürü tantan oldu arkadaşlar. Onlara sonra geleceğiz. Bu kanal Bülent'in kanalı. Ve bu kanalda Bülent bizim bu videomuzu almış. O video çekilirken kendisi de oradaydı. Bakın tekrar söylüyorum. Ve burada hesapta bizi ifşa ediyor. Bakın şimdi. Söylenenlere dikkat edin. Bizim ugurelektronik.com. Evet arkadaşlar. Burası bizim o günlerde yanımızda çalışan Furkan'ın arazisiydi. O arazinin olduğu yere biz bir çukur kazdık. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu çeken biz değiliz. Bunu çeken bir ajans. Bu ajans bu videoyu çekerken ne yazık ki eksik bir malzemeyle geldi. O da neydi? GoPro'lar. Yani bizim şimdi çekimlerde kullandığımız, kolumuza, başımıza, göğsümüze taktığımız küçük kameralar var ya, GoPro'lar. Onları kullanması gerekiyordu. Ama o gün getirmediği için GoPro'yu kullanamadılar. Ve videoyu çektik. Ben şunu söyledim. Dedim ki bu videoyu bu şekilde çekin. Videoda bakın şurada gördüğünüz kişi Cihan'dır. Cihan'ın kullandığı Arex 17. Normalde kolunda bir GoPro olması lazım ki ekranı göstersin. Ekranı görmesi gerekiyor. Dedim ki arkadaşlar tamam madem ki unuttunuz getirmediniz. Bu şekilde çekin. Ben GoPro görüntüsünün yerine... Zaten biz bu cihazın kaç santimden, ne tür metalleri, hangi çaptaki metalleri kaç santimden gördüğünü biliyoruz. Bülent de çok iyi biliyor. Bülent burada yıllarca Arex 16, Arex 15, Arex 17 Gold Finder sattı. Yani Bülent bu çalışan cihazın kaç santimden neyi aldığını, gördüğünü bilen bir adam. Anladınız mı? Ve biz sonradan bu görüntüleri, bu ekran görüntülerini buraya koyduk. Bunları temsili olarak koyduk. Hiçbir zaman şunu iddia etmedik. Buradaki görüntü, buradaki görüntünün birebir aynısıdır demedik. Bu bir temsildir. Temsili olarak oraya yerleştirildi. Anladınız mı? Bakın makinenin üstünde kamera gören var mı? Ulan şerefsiz. O gün sen orada kamera olmadığını zaten biliyorsun. Biz bunları buraya temsili olarak koyduk görüntüleri. Ben cihazımın bileziği kaç santimden gördüğünü biliyorum. Burada kullandığımız... Plakayı, gümüş plakayı kaç santimden gördüğünü biliyorum. Bileziği biliyorum. Şu bakır tası kaç santimde kullandığını gördüğünü biliyorum. Zaten buradaki çekmeceler de ona göre ayarlanmış. Bakın ne diyor? 6 metre başladı, 4 metreye düştü. Biz bu cihazı 6 metre diye zamanında sattık arkadaşlar. Ona bakarsanız şu anda makro nokta dediğimiz firma da 12 metre diye sattı. Bülent buradayken Goldfinder'i 7 metre diye sattı. Ben gelene kadar bu şekilde satıldı arkadaşlar. Ben ne zaman ki bu firmayı 2016'da devraldım. Ondan sonra artık bu metrelerde değişikliğe gidildi. Evet. Devam edelim. Gerçekleştiriyoruz size. Evet, tekrar gümüş plakamızdan başlayalım. Bakın o gümüş plaka, bu gümüş plaka. 7 santimdi. Artık onları ölçmemize gerek yok. Bu gümüş plaka. Ölçelim hepsini tekrar. Çukurumuzun derinliği neydi? 45 santimmiş. 45 santim. Aşağı yukarı 45-50 santimden görür bunu. 45'e 7. Hah. Bakın şimdi. Buraya gelen ekran var ya. Bu ekran temsili arkadaşlar. Buradaki kullanıcının kolunda GoPro yok. Biz bu ekranı sonradan temsil olarak buraya koyduk. Neden? Çünkü zaten bu derinlikten bu gümüş plakayı kaç santimde gördüğünü ve burada ne kadar bar kalktığını zaten biliyoruz. Bu biraz da kullanıcılara, bunu seyredecek olan kişilerin daha iyi anlamaları için yapıldı. Bunu zaten dünyada şu anda yapan birçok firma var. Kendisi de zaten oradaydı. Bunların çekiminde de kendisi buradaydı. Santim çapında cihazımız onu metal olarak algılıyor. Kenara çekip ayrıma geçiriyoruz. Ayrımda tekrar geçirdiğimiz zaman aynı yerden kıymetli olarak algılıyor cihazımız. Gümüş, bakır, bronz, bunları cihazlarımız kıymetli metal olarak algılıyorlar. Bu videonun dışında bu kanalda başka hiçbir video yok arkadaşlar. Şimdi bu adam, Bülent, buraya yakında başka videolar atacak. Emin olacaksınız o zaman o mu değil mi? Ha buraya atmayacaksa ki bu videodan sonra büyük ihtimal atmaya da bilir, tamam mı? Fevk hesaplardan başka bir kanal açacaklar. Yakında göreceksiniz. Bizimle alakalı, bizim videolarımızla alakalı yeni videolar gelecek arkadaşlar. Yeni böyle yalan ifşa adı altında videolar atacaklar. Kim atacak? Ya Aziz atacak ya Bülent atacak. Yani ikisi de atabilir. Bunlar çünkü danışıklı dövüş yapıyor olabilirler birbirleriyle ki büyük ihtimalle öyle. Görüşüyorlar çünkü. Neden bunlar atacaklar? Çünkü biz onlara yalan söylüyorsunuz dedik. Bizim şu anda YouTube kanalımızda çektiğimiz veya müşterimizin çekip bize gönderdiği videoların hiçbirisinde bir hile, bir yalan yok arkadaşlar. Hiçbirinde bir hile ve yalan yok.